acele yok, tamam. Evet. Emrah kardeşim, bunlar da herhalde... Bunlar da eşeğe atılmayı bekleyen kuşlar. Ben şurayı bir müsaadeyle gezebilir miyim? Biraz geriden bir şey baksana Ömer'cim. Kafesin büyüklüğüne, hayvanların rahat olduğu alana bir göstermeni isterim. Çünkü genelde ufacık alanlarda çok kuş bakmayı hedefleyen arkadaşlar var. Bakın kocaman alanda sadece toplasam bence 3, 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane. 12-13 tane hayvan var. Buraya istese 100 tane de koyabilir arkadaşlar. Çünkü yer çok büyük. Geriden al. Şöyle geç abi yanına yerin. Arkadaşlar. Yerin büyük olmasında veyahut da işte arkadaşlarımızın yaptığı büyük hatalardan bir tanesi işte 5 metreye 5 metre diye hemen kafes hesabı yapıyorlar. İşte 5 kat buraya kafes koysam 5, 10, 15, 20, 50 takım buraya kuş doldurabilirim gibi. 50 takım kuş koyacağınızı arkadaşlar 20 takım kuşu koyun. Güzel bakın, sağlıklı bakın. Daha fazla yavru alırsınız, emin olun buna. Başarılı olmanın sırlarından birisi bu. İçerideki hava sirkülasyonu iyi olmadıktan sonra dereceye kadar maalesef ki iyi derecede üremiyorlar. Sıkıntılar çıkıyor. Sıkıntılar çıktıktan sonrasında da üretimi bırakan ve bu işten soğuyan arkadaşlarımız oluyor. Ama eğer ki 50 takım bakmak yerine 20 takım kuş bakarsanız en iyi şartlarda üretim yapmış olursunuz. Şimdi bir yandan baktığımızda da arkadaşların bazılarında işte bu iş hobi işi, gönül işi, ticaretini düşünmüyoruz diyorlar ama yalan. Durumuna baktığımız zaman herkes bu işin ticaretini yapmıyor. Ben buna kesinlikle direkt yalan diyorum. Ben ticaretini yapmıyorum da üreteceğim. Üreteceğim de almadan, satmadan, vermeden. Şimdi sende bu kadar var ama daha iyisini gördün mü alıyor musun, almıyor musun? Ya ben kolay kolay artık buraya kuş sokmam. Eksini ama yani gördüğünde, işte, daha iyisini gördüğünde. Daha iyisi demeyelim biz ona. Bir yerden sonrasında iş şeye gidiyor. Tam değişmiyor. Yani sıfırdan başlayan bir adam eğer ki kafasında iyi kuşlar üretmeyi düşünüyorsa ve zihnine iyi kuşları kazıdıysa kendi üretimhanesindeki kuşların bazıları gözüne artık sıfır gelmeye başlıyor. Daha iyi bir tane kuş, daha iyi bir kan sokmak gerekiyor. Yani aynı kuşlarla tabii ki kan bağını çapraz yapa yapa bir yerden sonra kümeste de sıkıntılar çıkıyor. Bunun için dışarıdan illaki kuş sokmak gerekiyor ama dışarıdan kuş sokarken de kendi kümesine uygun bir kuşu sokmak gerekiyor. Yani duruş muhabbet kuşunda iyi bir şeyler üreteceksek, basıplı kuşlar üreteceksek tüy yapısı olarak, duruş olarak, işte basıp olarak iyi şeyler yapmak istiyorsak dışarıdan sokacak olduğumuz kuşu da çok ince eleyip sık dokunmak gerekiyor. Çünkü her içeriye soktuğumuz kuş sıkıntı ve hastalık getirme olasılığı çok yüksek. Bunun için dikkat etmek gerekiyor. Çok fazlası. Abi şimdi bugün mesela birinci bölümde anlattık. Şimdi bu ikinci bölüm ya. Diğer kuşlarımıza da bir göz atalım. Burası bizim kendi özel bu arada yaptığımız. Abi şey oraya kimseyi almadığını biliyordum. Ben duydum. Kimseyi derken her gelen buraya direkt giremiyor. Yani buraya her gelen giremiyor. Evet. Sağ olsun. Ama dışarıda tabii ki firmamız bünyesinde satış kuşlarımız da var. Satış kuşlarımızı da gezelim. Orada tamam. Da iyi derecede vasıflı olan jumbolarımız, şovlarımız yani duruş muhabbet kuşlarımız var. Onlardan da isteyenlere geldikleri zaman peki yardımcı olabiliyoruz. Peki abi ben yine kadrajda sürekli görünüyor. Arkanda bir derece ve şey var. Derece derken normal havanın derecesi. Bir de arkada önemli dereceler evet, var. Onlar yarışmalarda peki almış olduğumuz dereceler bizim. Daha önceki kuş yarışmalarında kuş yarıştırıp almış olduğumuz dereceler. En bazıları tabii ki burada duruyor. Bazıları atıldı gitti. İşte madalyaları duruyor. Veya dolabın içine girdi. Fazla olunca tabii ki bir yerden sonra bunu düşünmüyorsun. Tabii en iyi üreme derecesi nedir peki abi? Oda sıcaklığı olarak. En iyi üreme derecesi bu kuşlarda 18 derece ile 20 derece arasında en iyi sıcaklık. İdealdir bu. İdeal sıcaklık o. Anladım. Gel gel hemen. Ben yakaladım bu pozisyonu. Çekelim. Mamaya da bugünkü mamamızın içinde mesela mısır var. Dondurulmuş mısır. Bim'den aldığımız. Onu erişip, haşlayıp güzelce işte sağlık tohumları, yulaf, değişik şeylerle nemlendirip normal hazır kuru mamalar var. Onlardan kullanıyoruz. Nemlendirip kuşlarımıza verdik. Onlar da afiyetle yiyorlar. Maşallah bayağı neşeliler. Şimdi diğer bölüme bir geçiş yapalım. Bir de oradaki hayvanlarımıza bakalım. Burası genelde satış reyonumuz, doğru mu abi? Evet.
Ama maşallah burada da çok kaliteli, çok kaliteli damızlıklar var. Çünkü burada da satış yaptığımız kuşların da hepsinin arkasındayız firma olarak. Tabii ki üretim konusunda yeni başlayan amatörlerde sıkıntılar olabiliyor, üretemeyebiliyorlar. Ama üremeyen kuşlarımızı biz yeri geldiğinde değiştiriyoruz. İşte onun için de arkasında durmamız için de kaliteli kuşlar burada olması gerekiyor ki arkasında durabilirim. Buradaki kuşların da çoğunluğu zaten yine kendi üretim halimizde içeriden çıkma olan kuşlar. Dışarıdan da kuşumuz geliyor. Onlardan da satışlarımız oluyor. Bunlar da üretime attığımız bu taraftaki birazcık isteyenlere verebilecek olduğumuz takımlarımız. Hazır eşleşiyorlar arkadaşlar. Biz muhabbet ederken onlar malı batıya kaybediyor. Onları da bir görün isteyen. Yanıyor, ortalık yanıyor maşallah. Bunlar hazır takım arkadaşlar. Bunlar da birinci yumurtasını yaptı mesela. Şimdi ikinci, üçüncü kovları yapıp ondan sonrasında yavrularını çıkartıp büyütecekler. Yine güzel bir renk. Aç önler kapıyı, at işte. Ay maşallah. İçinin rengi de çok güzel. Her kuşta olan bir renk değil, açık. Erkeğin rengi de yine gösterişte gayet güzel. Bunlar durmuyorlar, bunlar devam ediyor. Buradakilere bakalım. Ay maşallah. Dikkatli davran. Dişinin surata bak. Ay maşallah. Senin dişiler hep Emre kızgın abi, kavga ediyor. Senle fiyat muhabbeti yapmadık. Sakın yanlış anlama. Hani amacımız şu ya da bu değil. Ötelemek ya da ileri bir değil. Genel olarak arkadaşlar şimdi merak ediyoruz. İlla ki biz sabahtan beri gösteriyoruz. Bu hayvanların adet fiyatı, takım fiyatı ya da ortalama rakamları neler aldı? Şimdi piyasa çarklarına baktığımız takdirde yani jumbo diye geçen tabir ettikleri insanların muhabbet kuşları 250 liradan fiyatları başlıyor. Vasfına göre bu fiyatlar 10 bin lira, 15 bin liralara kadar gidebiliyor. Bizim buradaki kendi satışını yaptığımız kuşlarda da satış reyonundaki kuşlar en basit kuşumuz 500 lira. Yukarıya doğru baktığımızda da yani 4 bin liraya kadar kuşumuz var. Yani satmak istediklerimiz, ayırdıklarımızın rakamı vasfaya düşük olan örnek veriyorum. 500 lira evet. En iyi olanı 4 bin liraya kadar devam ediyor. Evet. Ama ana damızlıklarımızdan almak istediği yiğitler varsa diyorsun, şimdi burayı bekle. Oradaki rakamların bence çok çok üstü olduğunu biliyorum. Çünkü aşırı bir emek var, müthiş bir emek var. Evet. Uzun zamanın bahsettiğin gibi aldığın kuşu getir. O iki tane kuştan soyedi, onun soyundan neler geliyor tek tek takip et. İçerideki kuşu almak isteyen arkadaşlar zaten burada olay kuş almak değil, bu sefer kan ve vasıf almaya dönüyor. İçeriden kuş aldıkları takdirde kuş değil, tüy ve vasıf alırlar. Başka bir şey olmaz. Peki öyle bir durumda kesenin ağzını ne kadar açmaları gerekiyor? Tahmini rakam... Onları da söyleyeyim. 2000 lirayla 10.000 lira civarında. Bir tane kuşun fiyatı evet. 2000 lirayla 10.000 TL arasında değişiyor. Kuşun kalitesine göre tabii değişiyor. Yani burada... keseyi açmaları gerekmiyor. Keseyi bırakıp gitmeleri gerekiyor bu konuda. Çünkü arkadaşlar bunlar sıradan muhabbet kuşları değil. Sıradan kuş her pet shop'ta var. Doğru mu abi? Tabii. Zaten şu an sıradan kuş bile burada sıradan kuşlarımız da var mesela. Onların satışlarını da yapıyoruz. Onlar da 100 lira 120 lira civarında. Ama yani show jumbo olarak 100 liraya kesinlikle burada kuş düşürmeyecekler. Boşu boşuna. Şu an zaten sıradan Çekoslovaklar gibi 125-150 evet. Onların fiyatları aynı o civarlarda oldu. Arkadaşlar Ömerciğim sırayla buradakileri de göster. Abim bir yandan sohbetine de devam eder. Yine buradan da damızlık alsalar bence kaliteli damızlıklar alırlar. Çünkü çok güzel kuşlar gördük. Şöyle söyleyeyim buradaki kuşlar da İçerideki kuşların kanlarından devam eden kuşlar. Tabii ki hepsi 10 numara çok basıplı güzel kuşlar çıkmıyor üretimde. Eğer ki ürettiğiniz yuvanın içinde 5 tane yavru varken 5 yavrunun hepsi aynı basıpta çıktığında bu işi zaten tamamen aşmışsınız demektir. Öyle bir şey yapılacak bir şey kalmamış. Ben bu işin en büyüğüm, en ustasıyım diyebilirsiniz. Ama maalesef ki nasıl ki insanlarda diğerin 5 parmağı bir değilse bunlarda da çıkan yavruların hepsi 5'i bir olmuyor. Ben zaten şunu bilirim. Neden iyi gelir ama
Her zaman 4 dörtlüğü gelmez arkadaşlar. 10 tane yavru alırsın ama bir tanesini ben yarıştıracağım dersin. Evet. Kuş sizin için ayrı değerlidir. Ayrı şey vardır. Tabii ürettiğin her hayvan dediğin gibi böyle 4 dörtlük olsa maalesef yani böyle yapsın dediğin olsa zaten parayı koyacak yer de bulamayız. Buradaki kuşların içinde de mesela aldığınızda baktığınız zaman belki içerideki kuşlar gibi vasfı olmayan, çok iyi olmayan kuşlar var ama bunların altından gelecek olan yavrular aynı kanları taşıdıkları için, iyi aynı genini taşıdıkları için iyinin kötüsünden de çok iyi yavrular, çok iyi yavrular gelme şansı var. Ama bununla ilgili de tabii ki eşlemeleri doğru bilip doğru eşlemeler gerekiyor. Yapmak gerekiyor ve emek sarf etmek gerekiyor. Eğer ki ben en iyisini aldım bu işin içinde, ondan sonra İşte aldığım kuşlardan altından çok güzel yavrular gelecek diye bekliyorsanız değil 10 bin lira, 20'şer bin lira da verseniz o iş olmaz. Altından çok iyi yavrular gelmeyebilir. Bunun için tabii dişi erkek olarak malzeme gerekiyor. Kümeste farklı kuşlar gerekiyor. Bir erkeği değişik dişilere çalışıp altından gelebilecek olan iyi yavrulara bakmak gerekiyor. Sohbeti bölüyor. Bunlar boyda ufak ama az bunlar renkler. Bunlar normal muhabbet kuşları, rainbow kuşlar. Rainbow? Evet. Bunlar son zamanlarda çok tercih edilmeye başladı. Bunun sebebi ne? Bunların renkleri insanlara birazcık daha cazip geliyor. Gökkuşağı gibi olan renkleri var, isminden de anlaşılacağı gibi. Tabii bunlarda da değişik, daha koyu mavi olanlar, daha değişik renklerde olanlar var. Bunlar bizim burada dışarıdan gelen satış kuşlarımız. Tamam. Rainbow'lar. Yukarıda çok bunlar güzel renkte bir şey gördüm. Hay maşallah. Maşallah. Koç gibi be. Erkeğe bak. Bu bence senin kaliteli yavrulardan galiba. Bu yurt dışından getirdiğim kuşlardan birisi. Yavrularını aldık, artık bu tarafa geçti. Ona yedirdik. Bakalım bu sene yani ciddi. Tabii ki bu iş kaldığı yerde devam etmiyor. Her kuşu ölene kadar çalışmak imkansız. Tabii ki zor. Yenisine yer açmak için bazılarından feragat etmek gerekiyor. Biz de bununla İçerideki üretimde olan kuşlarımızdan, geçen sene çalıştığımız kuşlarımızdan birisi bu sene dışarıya çıkarttık. Alan olursa o üretmeye devam eder. Burada şeyler gördüm, şöyle diyeyim, kanaryalar gördüm. Burada normal dükkanın içinde sattığımız kanaryalar ve birkaç tane Çekoslovak tarzında muhabbet kuşlarımız var. Çok güzel bir tane güldü erkek gördüm. Bir tane de Japonez muhabbet kuşu dediğimiz. Yaklaşsana ben. Dışarıdan gelen bir kuşumuz var. Sırt üstü tamamen güldü. Beyaz. Bu kuşun fiyatı nedir abi? Bunların mesela üretimlerini yapan arkadaşlar da var. Bu kuşların piyasası da Japonez muhabbet kuşlarının 150 lirayla 500'ü arasında, böyle bir beyaz 600'ü arasında değişiyor. Böyle bir beyaz. Böyle bir fiyatı da üretici arkadaşlar da 300 lira, 400 lira, 500 lira civarında. Yani Emre abinden 300 liraya alabilirsiniz bence. Ben onu hissettim. Bir tık bir zorlarsanız. Arkadaşlar Emre abime sohbetten, bilgilerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sizin için gerçekten arkadaşlar bize de zaman ayırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aracı olan burada konuk oyuncumuza da teşekkür ederiz. Murat Bey de burada aracı oldu. Ben de teşekkür ederim. Murat abimiz arkadaşlar gizli silah. Çocukluğundan beri bana çok şey öğreten, ki kuş pazarı videolarında da bahsettim. Benim ufak ırklarda her şeyi öğrendiğim abim. Emre abimiz de çocukluktan beri tanıdığım, hani 15-20 yıl önce ufaklarla başladık dedi ya. Ben de o zaman üretim yapıyordum. O zamanlar bizde sadece yerli muhabbet kuşları vardı. Emre abiden gelir hazır yavrulu kuşlar alırdım. Uyanırım ya, hani beklemektense evet, hazır ameçler alırdım. Ama işte bu işin içinde emek, hazır ameçler aslında iş değil. Yani eğer ki bu kuşu üretmek istiyorsanız yavrudan alıp kendi bakımınıza alıştırdığınız takdirde onu da yaptık. Kendi verdiğinizi alıştırdığınızda o tarzı Murat abiden alıyordum. Onları oturtturuyordum. En iyi renkleri seçiyordum Murat abiden. Sağ olsun imkan veriyordu. Ben onları birleştiriyordum. Ama arada hazır müşterilerim oluyordu ya da hazır isteyenler oluyordu. Geliyordum sana, sen iyi hatırlamıyorum belki ama örnek veriyorum. 150 liraya alıyordum onu, toplu götürüyordum. Hem yavrular büyüyordu, bir sonrakinde 6 yavrulu kuşlarını da aldım hatırlıyorum. 7 yavrulu kuşumu da aldım evet, hatırlıyorum. O zaman da iyi bir üreticiydim. Aradan bak 20 yıl geçmiş belki, 15-20 yıl arası bir süre. İşte iyi yerlere gelmek istiyorsanız kafanızda güzel bir çizgi çizip yürümenize, ne yapmak istediğinizi bir kere yazmanız gerekiyor beyninize. Eğer ki ben bu işin en üstünde çok kaliteli bir muhabbet kuşu yapacağım diyorsanız yavaştan önce kesenin ağzı, ondan sonra açmak, sonra sabır açmak da olmuyor. Yani en başta eğer ki bu işin üretim sırlarını bilmiyorsanız normal bir muhabbet kuşuyla başlayıp
Daha sonrasında duruş muhabbet kuşları, kaliteli kuşlar. Tabii ki o kaliteli kuşlara geçtiğinizde de kesenin ağzını dediğim gibi o zaman açmak gerekiyor. Bir de öyle kuşlar var ki keseyi de bıraksan alamıyorsun yani. Hatır gönül işi. Arkadaşlar hepinizden tek ricam var. Lütfen yorum yapın arkadaşlar. Bu kadar emek var, bu kadar güzel emek var. Ben sizler için geziyorum. Hiç açılmayacak kapıları fatırla, abimizin hatırıyla geldik biz buraya mesela. Kendi de bizi iyi tanır. Fatırla, gönülle, zorla açıyoruz. Sizler de lütfen beğenin. Altta Emrah abimle alakalı, bizle alakalı yorumları yazın. Bir, iki yorum, ya fikrinizi yazın. En azından bir maşallah deyin. Emrah abimizin numarasını da üstte sabitleyken lütfen gereksiz aramalar yapmayın. Çünkü onun da işi çok yoğun. Ama talebiniz var. Muhabbet malzemesi olur, papağan malzemesi olur, kanarya malzemesi olur. Zaten birazdan göstereceğiz onları. Onlara da bir ufak değineceğiz. Talebinizde de numarayı çaldırın. Hani sürekli rahatsız etmemek amaçlı söylüyorum. Eyvallah, sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dükkandan da biraz görüntü alacağız. Teşekkür ederiz.